Hatay'ın Kırıkan ilçesinden sınırın sıfır noktasından merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında ajansla karşınızdayız sevgili seyirciler. Önce canlı yayın noktalarımıza bakacağız, daha sonrasında ise gelişmeler aktarmaya başlayacağız. Birleşmiş Milletler, Esad'ın Suriye'deki kimyasal silah saldırısı için acil olarak toplandı ve öte yandan Akdeniz'de ise sıcak saatler yaşanıyor. Bir Amerikan destürü Kıbrıs'tan Suriye kara sularına doğru ilerliyor. Akşinkişehir Rusya'dan karşımızda olacak. Daha sonrasında ise İngiltere'ye gideceğiz. Alparslan Düven oradan bize gelişmeler aktaracak ve Gizem Adal ise Paris'te canlı yayında. Afrin artık teröristlerden temizlendi. Yeni aşama ise Afrin'deki yönetim. Sercan Bilge Kilis'ten bize detaylar aktarıyor olacak. Ve cumartesi günü Boğaz'daki o kazayla ilgili gelişmeler var. Yalıların sahipleri o gemiye ihtiyati haciz kararı koydu. Erdal Kuruçay İstanbul'dan karşımıza olacak. Canlı yayın noktalarımız böyleydi ve ajans başlıyor. Şimdi İstanbul'a gideceğiz. Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısını yıkan gemiyle ilgili yeni gelişmeler var. Erdal Kuruçay bize aktaracak. Erdal. Evet, Hikmet Öztürk, Malta Bandıralı 225 metre uzunluğundaki gemi geçen cumartesi hemen arkamızdaki Salih Efendi yalısına çarpmıştı ve yalıyı komple tahrip etmişti. Neredeyse harabe olmuştu. Konuyla alakalı bir son dakika bilgisi var. Rusya'dan Suudi Arabistan'a giden Vita Split adlı gemi için sabah saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı. Yalının malikleri gemi için haciz kararı aldırdı. İlk planda 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararı alındı. Ve bu kararla birlikte gemi hala ahır kapıda duruyor mürettebatıyla birlikte. Kaptan ise soruşturmada, dediğimiz gibi ihtiyati tedbir, buna ihtiyati haciz kararı da diyebiliriz. 50 milyon dolarlıktı ve yalının malikleri bu kararı aldırmıştı. Dördüncü kuşaktan Salih Efendi'nin torunlarıydı bu kararı aldıran. Hemen kameraman arkadaşım Erdal Balcı tüm detayları gösteriyor size. Cumartesi olmuştu bu kaza ve yalı kullanılamaz hale gelmişti. Adeta enkaz gibi şu anda. İçerisinde ise Hekimbaşı Salih Efendi'ye ait çok kıymetli eşyalar vardı. Tablolar vardı ve çok kıymetli bir piyano vardı. Bir flaş gelişmede sabah saatlerinde o piyano için yaşandı. Dünyada eşine az rastlanır bir piyano vardı içeride demiştik. Sabah saatlerinde profesyonel bir ekip geldi ve o piyanoyu çok profesyonel bir şekilde evden çıkarttılar, taşıdılar ve Ataşehir'de bir depoya kaldırdıklarını bildirdiler. Ekranlara da yansıyordur şu anda taşıma görüntüleri. Profesyonel ekip o piyanoyu taşıdı. Dünyada eşine az rastlanır. Hatta aldığımız bilgilere göre dünyada eşinden iki tane daha var. Çok özel bir piyano oydu. Dediğimiz gibi içerisinde çok özel tablolar da vardı ve Hekimbaşı'na ait yine aletler vardı. Yine tecizatlar görünüyor tabii harabe şekilde. Pek içinden seçilmese de yine kameraman arkadaşım size yansıtıyor. Son durumu aktaralım isterseniz bir de kısaca. Anıtlar Kurulu dün buradaydı. Bir raporlama yaptılar ve o rapor doğrultusunda Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri gelecek ve iki rapor birleşecek. Ona göre bir yol izlenecek. Sabah saatlerinde yine buraya ekspertizler geldi çeşitli firmalardan ve hasar tespit çalışmalarına kısmen başlamış oldular. Fakat bahçesinden başladılar. İçerisine henüz girilmiyor ve gün geçtikçe yalıda biz dördüncü günü burada nöbetimize devam ediyoruz. Öne doğru sarkmalar, kaymalar oluyor. Kısmen zaman zaman da yine o sarkan kalaslardan ve inşaat atık malzemeleri yine düşüyor ve kıymetli eşyalar da yine aralarından suya düşüyor ve kayboluyor. Dediğimiz gibi çok kıymetli bir yalıydı burası. Boğaz'ın incisi olarak tabir ediliyordu. Kırmızıydı ve Boğaz'da göze her yerden çarpabiliyordu. 200 yıllıktı ve Boğaz'da tek kırmızı yalı olarak geçiyordu. Muammer bedeli ise yine çevreden öğrendiğimiz bilgiler doğrusunda 85-90 milyon dolarlık bir yalı bu. İçinde müzayedeler oluyordu, konferanslar, sunumlar, konuşmalar oluyordu ve yine bahçesinde çok özel davetler, düğünler oluyordu. Yurt dışından özellikle çok gelip takip edenler oluyordu müzayedeleri ve yalının dediğimiz gibi son durumu bu ve kameraman arkadaşım aktarmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde son bir gelişme yaşanmıştı dedik ve 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz tedbiri alınmıştı. Yalının malikleri tarafından Hekimbaşı'nın dördüncü kuşak torunlarıydı bu. 50 milyon dolarlık ihtiyati tedbir kondu diyelim ve sözü tekrar Hatay'a bırakalım. Hikmet Öztürk. Erdal Kuruçay, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı.